Türkiye'ye karşı daha net olmamız gerekiyor. Türkiye'nin iddiaları işte mantıklı ya da meşru mudur değil midir tartışılırken bazı rahatsızlıklar da var. Büyük olasılıkla sizler de çok fazla düşman edineceksiniz. Ama tam tersi de olacaktır diye düşünüyorum. Herkesin de tabii anlattığı tablodan ötürü bütün bunları söylüyorum. Bir de tabii ki günlük olarak da büyük sürtünmeler olabiliyor, Türkiye'yle sürtüşmeler olabiliyor. Özellikle hükümet içerisinde bir mutabakata varma adına günlük farklılıklar, görüş ayrılıkları çıkabiliyor. Türkiye de sıklıkla istedikleri şeyi net olarak veremeyebiliyor tabii ki. Amerikan hükümetinin istediği her şeyi de veremiyor olabilir. O nedenle de Türkiye'ye sempatik bakanlar ve Türkiye'nin iddialarını haklı bulanlar arasında dahi çok böyle rahatsızlıklar olabiliyor. Ama bu hep olacak. Herkes de zaten söyledi. Biraz da sanki artık biraz oturdu gibi. Eskiden de mesela bu genel tartışmalarda iki boyut olurdu. Çok güçlü bir Türk lehine bir hissiyat olurdu. Özellikle de askeri anlamda. Bu öncelikle Irak Savaşı'nda başladı. Sonra Suriye çatışmalarında da devam etti. Bunların da söylediği gibi özellikle Türkiye'ye karşı tavır birazcık tatsızlaştı diyebilirim. Fakat şanslı bir tarafı da var. Donald Trump bence yaptığı tek bir şey var Türk-Amerikan ilişkileri adına. Oradan Amerikan kuvvetlerini çıkardı ve böylelikle Türklerle PKK arasında kalmaktan kurtarmış oldu. Mike'ın da söylediği gibi Amerikalılar hatta oldukça iyi bilgilendirilmiş entelektüel Amerikalılar dahi bu konularla ilgilenmiyorlar. Ve farklı Barzani, Talabani, işte Kürt politikası gibi şeyleri bilmiyorlar, tanımıyorlar. O isimleri dahi hiç duymamış olabilirler. O yüzden işte Amerikan kuvvetleri ancak sahadaysa herkesin ilgisini çekiyor. Aksi takdirde pek fazla ilgilerini çekmiyor ama genel olarak baktığınız zaman genel hissiyat Türkiye'nin Amerikan kuvvetlerini tehlikeye atabileceğiyle ilgili. O nedenle Trump'ın yaptığı tek iyi şey bu ise Amerikan kuvvetlerini çıkararak biraz aradan çekilmiş oldu. Glenn de söyledi. Tabii ki farklı yaklaşımlar olabilir. Türkiye'nin iddialarına karşı farklı bakışlar olabilir. Farklı olabilir, farklı kurumların, farklı ajansların. Fakat NATO bana sorarsanız Fransa'nın gündeminin NATO'nun çıkarına olmadığını çok iyi kavradı. Ve özellikle de NATO ile çok ilgilenen diğer taraflara da baktığımız zaman çok iyi anlaşıldığını görüyoruz. Mesela benim iş görevimi bu noktada daha geniş bir stratejik perspektifi anlayabilme olarak görüyorum. O geniş resmi anlamaya çalışıyorum. Türkiye burada nerededir onu kavramaya çalışıyorum. Durumu biraz daha netleştirmeye çalışıyorum bence. İşte ne Osmanlıcılık vesaire gibi yaklaşımların iddiasında bulunurken Lenin de söylediği gibi buna sadece bir güçler dengesi ya da hukukun uyulması olarak baktığınız zaman Türkiye'nin de kendi meşru hakları var. Aynı zamanda Türkiye'nin elinde bunların peşine düşecek güç de var. Biz buna izin verecek miyiz? Yoksa bu bir silahlı çatışmaya kadar varacak mı? Tarafların bence bütün Akdeniz ve Ege'deki kaynakları bir yana bırakarak bunu düşünmeleri lazım. Şimdi düşünün, en kötü senaryoyu düşünelim ya da en iyi senaryoyu düşünelim. İşte Fransızların, Yunanlıların vesaire düşündükleri gibi düşünelim. Yani hiç Türkiye'nin donanmasının kalmadığını, silinip atıldığını düşünelim. Türkiye'nin kendisi ama batırılamaz bir
yabancı gemi. Sonuç olarak baktığınız zaman o boru hatları olmazsa bütün sistemler çöker. Anadolu'yu sadece Anadolu'yu alır. Yani burada bir silahlı çatışma çıksa bile bir noktada, o silahlı çatışmadan sonra ne gelir? Müzakere. Bütün o işte bir askeri kısmı atlayalım, müzakereye gelelim diyorum ben de. Yani daha böyle sağduyuyla, bütün bu kaynakları eşit bir şekilde bölerek ve paylaşarak. Glenn, sen de söylemek istersin, bu tartışmaya katılmak ister misin? Ben de söylenenlere katılıyorum çokça. Türkiye her zaman stereotiplerle anılacak bence. Hep öyle oldu. Türkiye'nin bir sorunu oldu. Ama bu, ama 1950'lerde, 60'larda itibaren Türkiye Amerikan politikalarını daha iyi kavramaya, anlamaya başladı. Amerika ile olan ilişkileri iyileştirmeye başladı ve bir şekilde kendine çekip düzen verdi diyebilirim. Bu lobilerle nasıl baş edebileceğini kavradı, anladı. Ve bundan sonra da bu stereotip evet olacak, hiç yıkılmayacak bence. Hep orada bulunacak ama bence bir ayarlama döneminden geçiyoruz biz Amerikan dış politikasında. Özellikle bu kongrelerin pek çoğu hala Amerikan gücünün Orta Doğu'da mevcut olduğu nosyonuna kapılıyorlar. Ama şu anda bir ayarlama sürecinden geçiliyor dediğim gibi. Bir sonrasında bir uyanış gelecek. 1974'te bir kriz vardı. Kongres'te hatırlayacaksınız. Türkiye Türk vatandaşlarını destekleme kararını aldı Kıbrıs'ta. Ve daha sonra inanılmaz bir Amerikan-Türkiye ilişkilerinde kaymaya yol açtı ama iki yıl sonra Kissinger bu pozisyonu tamamen tersine çevirerek, bana sorarsanız nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu stratejik coğrafyayı daha iyi anlamaya, kendi çıkarına nasıl yapabileceğini daha iyi kavramaya başlamak zorunda kalacak. Ve Yunanistan'ın yanında duran bütün bu kongreleri açısından bence bir uyanış süreci gelecek ve doğru olarak söylendiği gibi matematik hesaplarını doğru yapmak lazım. Amerikan Türk askeri kuvvetleri gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Yunanistan'ın bir araya gelmesinden çok daha öte bir güç. Onun için en nihayetinde matematiksel olarak bir hesaplasanız dahi bir sonuca varabilirsiniz. Ama tabii bir şey de var. Bir üçüncü noktayı daha altına çizmek istiyorum. Türkiye'nin Washington'la olan ilişkileri. Burada yani bir değil iki tane elçiye ihtiyaç var, büyük elçiye ihtiyaç var. Bir tanesi Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili çalışacak, işte hükümet ve ticari ilişkiler. Ama bence bir başka gayri resmi elçi olmalı ve Türkiye'nin elini güçlendirmeye çalışmalı. Düşünce kuruluşlarıyla çalışmalı. Daha etkin, daha kökten bir şekilde Türkiye'nin görüşlerini ortaya koymaya çalışmalı. Türkiye şu anda işte farklı kuruluşlar, adlarını söylemeyeceğim ama çeşitli kuruluşlarla ilgili olarak Washington'da çalışmalar yapıyor. Ama pek organize değil. Çok böyle konsantre bir mesaj iletemiyorlar. O nedenle Türkiye'nin zararına oluyor diyebilirim. Kısa bir örnek vereyim. Hükümet 56 milyon dolara tek bir halkla ilişkiler danışmanına, Heckenkamp'a harcadı. 56 milyon doları harcadılar. Amaç da mevzuatta El Cezire'yi destekleyebilmek yolunda bir değişiklik yapmak. Katar hükümeti nezdinde. Bunun için gerçekten çok büyük bir çaba harcandı ve en nihayetinde de başarıya ulaşıldı. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Türkiye'nin şu anda gerçekten inanılmaz bir zorluk yaşadığını biliyorum ben Washington'da. Ve bu arada gerçekten farklı çabalar gösteriliyor ama o çaba gerçekten bir başarıya ulaşmıyor. O yüzden pek organize değil, politika yapıcılarla birlikte Türkiye'nin hedeflerini, amaçlarını daha destekleyebilecek, daha organize bir çalışma şekline ihtiyacı var. Bence yani bizi kaygılandırması gereken diyeceğim bir denge olması Washington'da. Bu dengenin de tam olarak politikaları anlayışımıza etki etmesi gerekiyor. Washington'da evet çok çaba gösteriliyor ama bunun bir dengeye oturması gerekiyor. Türkiye'deki politika yapıcılar özellikle